Sevgili izleyenler, TR724 ekranlarına hoş geldiniz. Bugün Doktor Ahmet Kurucan konuğumuz olacak ve son çıkan kitabı Din Özgürlüğü kapsamında İrtidat kitabını konuşacağız. Kitap 8 bölümden oluşuyor. Kur'an'da, hadislerde, sahabe döneminde ve fıkıhta, Osmanlı döneminde ve aktüel boyutuyla da günümüz dünyasında irtidat meselesini açıklıyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin penceresinden ...irtidat mevzunu ve Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin görüşlerinde... ...irtidat meselesini detaylı bir şekilde ele alıyor. Ahmet Hoca'nın e, konuşurken yaptığı soru-cevap tekniğini bu sefer kitapta görüyoruz. Anlattığı meselelerde e, kafa karışıklığına sebep olacak noktaları... ...okuyucuyu yormayacak e, detaylarla kaleme almış Ahmet Hoca. Bu programda hangi soruların cevaplarını alacaksınız bilgilendirme kısmında görebilirsiniz... Ben Sayın Kurucan'ı davet edip sorularıma geçmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Zeynep Hanım. Sağ olasınız. Beni misafir ettiniz. Hayırlı olsun kitabınız. Estağfurullah, Estağfurullah. hocam. Estağfurullah. Okuyucudan ne gelirse kabulümdür demişsiniz kitapta. Açıkçası ben de e, kitabı sormadığınız soru var mı e, gözlüğüyle okudum diyebilirim. Çünkü soru cevap e, şeklinde bir kitap. E, doyurucu bilgilere ulaştım diyebilirim. Kaleminize sağlık. E, uzun Sağ bir çalışmanın eseri ama e, çıkış tarihi itibariyle da güncelliğini koruyor diyebiliriz. Çünkü e, Türkiye'de siyasal İslamcı bir hükümetin e, dini kavramların içini boşalttığı dönemleri yaşıyoruz. <laughs> Ve gençlerin e, farklı din arayışlarına e, tanık oluyoruz maalesef. İsterseniz kitaba ismini veren e, irtidat kavramıyla başlayalım. Ne demek irtidat ve mürtet ve tabii ki kitapta sıkça rastladığımız iki kavram var. Aktif irtidat ve pasif irtidat ne anlam ifade ediyor? Buyurun lütfen. Sağ olun. Ee, <laughs> öncelikle teşekkür ederim. Tekrar ifade edeyim beni bu programı konuk ettiğiniz için. Ama bir çerçevenin çok net bir şekilde belli edilmesi lazım. Ben irtidat kelimesinin veyahut da kavramlarının hem sözlük anlamları itibariyle hem de literatürde kullanılan ıslahi, kavramsal, terimsel manası itibariyle ne anlamlarına geldiğini anlatmadan önce bir iki şeyin altını çizmek istiyorum ve sizinle bunu karşı böyle müzakere şeklinde netleştirmek istiyorum. Şimdi iki tane ayrı çerçeve var irtidat meselesinde. Bir, biz dünü mü, mü anlamaya çalışıyoruz yoksa, Bugün irtidat meselesine verilen e, cezayı veyahut da verilmesi gerekli olan cezayı mı konuşuyoruz? Yani neden dün irtidat e, meselesine böyle bir hüküm verildi, böyle bir ceza öngörüldü bunu mu konuşuyoruz? Yoksa bugün efendim İslam dininden çıkan insana herhangi bir ceza verilir mi ya da verilmez mi? Eskiden ölüm cezası bile veriliyormuş. Ee, konusunda bir e, bir muhavere mi yapıyoruz bir konuşma mı yapıyoruz önce bunu belirleyelim. Anlatabilir mi demek istedim. Ye, e, yeniden de bahsedebiliriz. Bazı İslam ülkelerinde evet, hala o zaman, da, o zaman, eden. Evet. Tamamıyla anlıyorum. O zaman bu çerçeveyi çok net belirleyelim. Yani dünü konuşurken evet. farklı konuşalım. Bugünü konuşurken farklı konuşalım. Yani o zemini hiçbir zaman için kaybetmeyelim. Bu birinci husus. İkinci, i̇kinci husus e, altını çizmek istediğim biz bazen böyle çok geniş bir perspektiften düşünüyoruz. Üçüncü şahıslar üzerinden düşünüyoruz ama kendimizi kaçırıyoruz. Halbuki buralarda hakikaten bir din özgürlüğünden bahsediyorsak efendim din temelde din değiştiren bir insandan söz ediyorsak ve ona verilecek olan cezai bir hükmün varlığı ya da yokluğundan bahsediyorsak o zaman merkezi merkeze birisini alalım. Anlatabiliyor muyum? Birisini alalım ve indirgemeci bir yaklaşım sergeleyelim. Arkasından sizin sorunuza geçeyim. Şimdi merkeze birisini alalım. Ben sizi alıyorum mesela. Zeynep Kaya'yı alıyorum. Evet. Zey evet, Zeynep Kaya bugün itibariyle işte atıyorum bilmiyorum kaç yaşında olduğunuzu ama 40 yaşındasınız diyelim. 40 yaşındaki Zeynep Kara, 3 tane çocuk annesi Zeynep Kara e Kaya. Şu güne kadar Müslüman olarak yaşamış Atadan, dededen, de, Kur'an kursundan vesaireden ne öğrendiyse aynen onları hayatına tatbik etmiş ve hakikaten dört başı mamur bir şekilde hırsızlık yapmamış, ne bileyim yalan söylememiş, dört başı mamur bir insanca hayat yaşamış, ahlaki seviyesi oldukça yüksek bir hayat yaşamış. Sonra Amerika'ya gelmiş, farklı bir kültürel ortamla karşılaşmış, o kültürel ortamda dini değerlerini veyahut da başka dinlerle tanıştığı için, din mensupları tanıştığı için ya ben bunu bir sorgulayayım demiş. İlk defa bunu yapmış. Sonra bakmış Hı -hı. bakmış bakmış Hristiyanlığa bakmış Budizme bakmış, Zen Budizmine bakmış Yahudiliğe bakmış, Şintoizme Brahmanizme bakmış ve en sonunda atıyorum Hristiyan olmaya karar vermiş. Yani Müslümanlığı terk edecek ben bundan sonra Hristiyanım diyecek Zeynep Kaya. Şimdi o Zeynep Kaya'ya biz yani o Zeynep Kaya'nın İslami değerler çizine bugün hükmü nedir? Öldürülecek mi? Hayır. Anlatabildim Bu bir. İkinci bir şey bakın hakikaten şahsileştirerek bakmak lazım öyle genel üçüncü şahıslar üzerinden değil. Zeynep Kaya'nın evet. dünyalar güzeli, dünyalar iyisi bir oğlu var ya da bir kızı var. Efendim onu öyle bir yetiştirmiş öyle bir yetiştirmiş ki ahlaklı. Efendim insani değerlere sahip şu ana kadar namazında, niyazında, orucunda zerre kadar taviz vermemiş. Fakat Aynı şey annesinin biraz önce farazi olarak söylemiş olduğum e, yolculuğu o da yaşamış ve bir gün gelmiş hmm. annesinin karşısına anne ben dinleri inceledim, bütünüyle inceledim ve en sonunda ben artık İslam'ın bugüne hitap etmediğini ya da beni tatmin etmediğini düşünüyorum, senin dini diğerlerine saygı duyuyorum ama ben bugünden itibaren artık Hristiyan olarak veyahut da Budist olarak hayatıma devam edecek, I am not a Muslim anymore dedi, ben Müslüman değilim dedi. Ve... Zeynep Kaya bu durumda ne yapacak? Bunları konuşuyoruz şu anda. Farkında mısınız? Bunları konuşmak hı hı. zorundayız. Yani indirgemeci bir yaklaşım sergileyerek meseleye bakmalıyız. Hatta ben farazi olarak konuşuyoruz madem bir kademe daha öteye götüreyim. Zeynep Kaya'yı Suudi Arabistan'a götürelim. Çünkü e, işte 57 tane İslam ülkesinin e, 32 tane, 27'sinde belki yarısından fazlasında din değiştirene ölüm cezası dahil cezai yaptırımlar uygulanıyor şu andaki İslam ülkelerinde 57 İslam ülkesinin yarısından fazlasında. Böyle bir ülkede Zeynep Kaya hakim olsun. Demin bahsetmiş olduğum oğlu, kızı kendisinin karşısına çıksın ve suçlu olarak görmüş bunu sistem. Çünkü din değiştirme suç. Zeynep Kaya kendi yetiştirmiş olduğu demin söylediğim gibi dini efendim insani, ahlaki değerlerden zerre kadar taviz vermemiş dünyalar iyisi oğluna ne cezası verecek? Dünyalar iyisi kızına sırf başka bir dine geçtikten sonra ve içtiği için ceza verecek mi? Vermeyecek mi? Bunu konuşuyoruz şu anda lütfen. Hı hı. Yani irtidat dediğiniz olay özellikle e, temel insan hakları kapsamında din ve vicdan hürriyeti kapsamında din değiştirmekse söz konusu olan bunu konuştuğumuzun farkına varalım. Yani kendimiz hakkında konuşuyoruz, çocuklarımız hakkında konuşuyoruz. Onların din değiştirmesine karşı hüküm verecek miyiz, vermeyecek miyiz? Bu cezai bir yaptırım gerektirir mi, gerektirmez mi? Bunları konuştuğumuzun farkına mı alalım. Yoksa üçüncü şahıslar üzerinden ahkam kesmek o kadar kolay, o kadar kolay, o kadar kolay ki ama böyle bir dünyanın olmadığını bilinci içinde olunması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi bunu böylece yerli yerine koyduktan sonra sizin sorunuza geçebilirim. Şimdi Buyurun. irtidat kelimesi, irtidat kelimesi aslında e, manasına manası böyle e, teorik şeylerin içerisine çok girmeye gerek yok. E, bulunduğu yerden geriye dönme, reddetme, terk etme gibi anlamlara geliyor. Pekala literatürde nasıl ifade ediliyor bu? Literatürde gerek Kur'an ayetlerinde, gerek hadis-i şeriflerde, gerekse fıkıh kitaplarında yani Müslümanların erken dönemlerde tedvin ettiği, biz onlara kurucu imamlar diyoruz. O dönemlerde tamam. tedvin etmiş olduğu kitaplarda irtidat meselesine bakış açısı veyahut da kavramsallaştırması çok farklı. Şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki irtidat bizim fıkıh kitaplarında erken dönemlerde ele alınmış olan fıkıh kitaplarında irtidat meselesi din özgürlüğü kapsamı içerisinde hiçbir zaman için kullanılmamıştır. Evet. Mürtet bugün Müslüman, yarın Müslümanlığı, parke, Müslümanlığı terk etmiş, başka bir dine geçmiş insanın adı değildir fıkıh kitaplarında. Ya nedir? Bugün Müslüman, yarın bir başka dine geçmiş ve arkasından Müslümanlara karşı fiili olarak savaşan bir insanın adıdır. Ya da ceza hukuku kapsamı içerisine girebilecek eylemleri yapan insanın adıdır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hı hı. dünü mü anlayacağız yoksa bugün mü konuşacağız dememin altında yatan temel neden budur Zeynep Hanım. Dünü mü anlayacağız, evet. anlamlandıracağız yoksa bugün bu meseleye ne ceza verilecek, ne hüküm verilecek, bunu mu konuşacağız dememin temel sebebi bu. Çünkü erken dönemlerdeki fıkıh kitaplarında, efendim Kur'an'da ve hadis-i şeriflerde din özgürlüğü kapsamı içerisinde bir irtidattan, bir mürtetten bahsetmemiz mümkün değildir. Onlara verilen bir cezai yaptırımdan bahsetmemiz katiyen ve katıbeten mümkün değildir. Onun içindir ki ben e, 3-4 gün önce vefat etti. Benim doktor hocam Hamza Aktan'ın kavramsallaştırmasıdır o. Hamza Aktan aktif irtidat, pasif irtidat diyor. Allah gani gani rahmet eylesin. Hamza Aktan benim doktor hocam işte orada biz bunları konuşurken benim doktora tezimin de bir parçasıydı. Böyle satır satır benim tezimi okumuş. Saatlerce karşılıklı konversasyonda bulunmuştuk koca ile. Orada hı hı. şunu şunu ifade ederdi. Kendi makalelerinde de yazdı zaten bunu. Dedik diyor ki Bugün hani böyle basitleştirerek anlatacak olursam dün camiden evine gidip gelen bir Müslüman bugün kiliseden evine ya da Havra'dan evine ya da Temple'dan evine gidip gelen bir başka insan haline geldi. Bu insan yani sadece dinini değiştirdi ve normal hayatına devam ediyor. Toplumsal hı hı. hayatta herhangi bir sorun çıkartmadan hayatına devam ediyor. Bu insan pasif irtidattır bunun anlamı ve bu pasif irtidata İslam ne Kur'an'da? Ne sünnetlerde ne de erken dönem fıkıh kitaplarında zerre kadar bir ceza öngörmemiştir, uygulanmamıştır. Ama dün camiden eve gidip geliyordu, bugün demin söylediğim gibi temple'dan, ne bileyim sinagogdan veyahut da kiliseden eve giden, geler bir hale geldi. Arkasından da Müslümanlara karşı savaş açan, düşmanca hareket eden ya da e, toplumda ceza hukukunun konusu olan eylemler yapan bir duruma geldi. İşte bu aktif irtidattır ve ceza hukukunun ya da savaş hukukunun savaş savaş hukukunun uluslararası ilişkiler hukukunun konusu olarak ele alınır der. Aktif irtidat bu, pasif irtidat bu. Mesela Hanefi mezhebine baktığınız zaman, İmam-ı Azam'a baktığınız zaman, İmam-ı Azam irtidat meselesini kitab Siyer'de ele almıştır. kitab Siyer, uluslararası ilişkiler demektir. Uluslararası ilişkilerin altında ahkam-ı mürteddin, mürtedlerin hükümleri diye mürted kelimesini, kavramını orada değerlendiriyor ve orada e, bir sonuca bağlıyor. İmam-ı Şafii Hazretleri ise tutmuştur bunu Kitab-ı Hudud'de ele almıştır. Hudud, ceza hukuku demek. Ceza hukukunun yine ahkamül mürtettiğin veya da ahkamül irtidat bağ bağlamında alt başı içerisinde ele alıyor. Bu neyi gösteriyor? İmam-ı Azam yani Hanefilerin yaklaşımı fiili durumda bunu gerektirdiğinden dolayı çünkü insan Müslümanlığı terk ettikten sonra karşı cepheye gidiyor ve Müslümanlara karşı savaşıyorsa bu savaş hukukunun uluslararası ilişkilerin konusudur elbette. Efendim evet. yok savaş yok ama konusunu suç teşkil eden, konusu suç teşkil eden eylemler yapıyorsa bu da ceza hukukunun kapsamı içerisine girer. İmam-ı Şafii de böyle el alıyor. Dikkat edin bakın her ikisinde de hiçbir şekilde müstakil manada din değiştirme den bahsetmiyor. Şimdi ahkam e, şey aktif bir pasif hirtat demekken demişken bir şey daha ilave edeyim. Mesela Hoca Efendi de bu kavramları bu aktif ve pasif irtidat kavramını farklı bir şekilde ifade ediyor. 2013 yılında işte Almanya'da yayınlanan Fetullah Gülen Ben Kimim Neye İnanıyorum başlıklı yayınlanan bir kitaba röportaj vermiş. O röportajda şunu söylüyor. İtikadi irtidat, siyasi irtidat diyor. İtikadi irtidat demin söylediğim gibi camiden eve, ertesi günde kiliseden eve gidip gelen insanı ifade ediyor itikadi anlamda ve buna Kur'an, sünnet ve fıkıh kitaplarının erken dönem fıkıh kitaplarında surut katiyede bir ceza öngörülmemiş. Dünyevi bir ceza öngörülmemiş. Şeye gelince, siyasi irtidada gelince, siyasi irtidat aynen biraz önce söylemeye çalıştığım gibi ya savaşan bir güç oluyorsun Müslümanlar karşısında ya da konusu suç teşkil eden bir eylem yapıyorsunuz. İşte o mutlaka cezai ahkama tabidir. Bunu ifade ederken de bizim fıkıh kitaplarında hirabe veyahut da bağı kavramları kullanılır. Hirabe siyasi itikat, bağı de belki hukuki irtidat diyebilirsiniz. Ee, yani işte asayiş sorunu oluşturmuştur. Kamu huzurunu, kamu düzenini bozanacak bir eylem yapmıştır ki bunların veyahut da devletin bütünlüğüne ze şey yapacak, zarar verecek olan yani altına imzasını attığı vatandaşı olmuş olduğu kamu huzurunu bozacak anayasaya muhalif bir eylemde bulunmuştur. Dolayısıyla bunlar da ceza hukukunun kapsamı içerisinde değerlendirilir. Yani irtidat derken dünü anlamaya çalışırken irtidadı mutlaka bu çerçeve içerisinde ele almak lazım. Peki şimdi programın başında zemini belirleyelim dediniz. Önceki dönemlere gidersek yani İslam öncesi ve sonrası bir ortam tasviri yapabilir misiniz? E, bu Kur'an-ı Kerim ayetleri indiğinde irtidat edenlere e, verilen cezalar önceden nasıldı, sonra Kur'an ayetleri indikten sonra nasıl bir e, değişim gerçekleşmiş oldu? Aklıma, aklıma şimdi gelen bir hususu isterseniz burada deminki konuya e, bağlantılı olarak ifade edeyim Zeynep Hanım, o da şu. Mesela Hayır. biz şimdi üç tane irtidattan bahsediyoruz ya, bir din değiştirme manasındaki bir irtidattan bahsediyorsun. Dinini değiştiren insana terk ettiği, geriye döndü anlamında mürtet diyoruz. Beri tarafta işte o terk ettikten sonra savaşan bir güç haline geliyor. Ona da mürtet diyoruz siyasi yani hirabe dediğimiz nokta. Beri tarafta konusunu suç teş sonusu suç teşkil eden bir eylem yapıyor. Bayi kapsamına, ceza hukuk kapsamına giren bir insana da mürtet diyoruz. Yani karşımızda üç tane mürtet var. Keşke, Bakın imkan olsaydı bu Arapçanın dili bu. Yani dil özellikleri bu. Son tahlilde böyle ifade ediyorlar. Buna ben bir şey yapamam. Ama keşke şöyle bir şey olsaydı. Din değiştirme, sadece din değiştiren ve de hayatını öyle devam eden insana mürtet değil de başka bir kelime bulsaydık. Hukuki anlamda ceza işleyen, suç işleyen bir insana mürtet yerine başka bir şey deseydik. Siyasi anlamda kullanan kişiye de diyelim ki mürtet deseydik. Yani karşımızda üç tane mürtet değil de bir tane mürtet, iki tane de farklı kavram olsaydı inanın bana bu karışıklık söz konusu olmazdı. Ama bu, biz bunu zihnen yapmak zorundayız şu anda. Her üçüne de mürtet deniyor ama iki tanesi cezai ahkama veyahut da cezai hükümlere müncer ama bir digeri değil. Bunu biz zihnen yapmamız lazım. Sizin sorduğunuz soruya gelince onu da şöyle ifade edebilirim. Aslında din de hayat, din ve kimlik, din ve siyasi sistem açısından meselelere baktığınız zaman, eski toplumlara gittiğiniz zaman şunu görürsünüz: din hayatın merkezindedir, siyasi ha. sistemin merkezindedir, insan kişiliğinin ve insan kimliğinin merkezindedir ve bu merkez ister istemez dinle sık dokulu bir ilişkiyi beraberinde getiriyor. Böyle olunca mesela ben bugün diyorum ki işte ben Türk vatandaşıyım dediğiniz zaman aslında bir kimliği ifade ediyorsunuz. Ama eskiden bu insanlar yani eski dönemlerde insanlar aidiyetini ifade ederken içinde yaşamış olduğu topluma veyahut da devlete aidiyetini ifade ederken ben Müslümanım diye ifade ediyor. Ben Hristiyanım diye ifade ediyor. Neden? Çünkü sistemik anlamda da idari sistem anlamında da kişilerin şahsi hayatındaki yaşam standartları, yaşam stilleri anlamında da kendilerini ifade ederken, identify yaparken söyledikleri şey merkezde din var. Onun için ben Müslümanım demek aslında ben Türk'üm demek gibi, ben vatandaşım demek gibi bir anlam ifade ediyor. Böyle olunca siyasi hayatın merkezinde de din olunca siyasete dahil hatta karşılıklı devletler arası münasebetlerde de bu dini kimlikler çok fazla ön planda olunca ister istemez isterseniz ekonomik sebeplerle, isterseniz güvenlik sebepleriyle meydana gelenmiş olan savaşları bile din savaşları, Müslümanlarla Hristiyanların savaşları gibi değerlendiriyoruz ve adlandırıyoruz. Bilmiyorum arz edebilir evet. mi? Böyle olunca insanlar madem ki din hayatın merkezinde, hukuki sistemlerde, siyasi sistemlerde tutuyorlar başka bir dine geçmeyi Osmanlı'da kullanılan tabirle söyleyeyim hıyaneti vataniye. Yani vatana ihanet kapsamı içe ekseninde bir suç olarak değerlendiriyorlar. Bunu sadece hmm. Müslümanlar yapıyor, cahiliye insanları da bunu yapıyor. Efendim Yahudiler de böyle yapıyor, Hristiyanlar da böyle yapıyor. Bakın Tevrat'a, bakın İncil'e aynen bunu görürsünüz. Din değiştiren bir insanın öldürülme hükmü vardır. Din değiştirmeye cezai yaptırımlar uygulanır Yahudilikte de Hristiyanlıkta da. Onun için hiç yadırganmamış belki bu mevzu gündeme ele alındığı zamanlar. Çünkü aynı toplumun uzantıları, aynı özellikleri Müslüman toplumlarda yaşıyorlar o dönemlerde. Evet peki e, az önce söylediğiniz şey üzerinden bir soru sormak isterim. Hani dediniz Kur'an-ı Kerim ayetlerini okurken bir zihni olarak bir e, bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Burada işte bana hitap ediyor gibi. Yani Kur'an-ı Kerim'i... E, içerik olarak okurken bir tasnif yapmak mümkün mü? Hani Kur'an'ın bütünlüğüne karşı bir soru değil bu. Sadece e, ayetlere bakarken bu karışıklığı önlemek için bir çıkış yolu olabilir mi bu bakış açısı? Şimdi e, yani sebebin üzül açısından ayetlerin inmiş evet. olduğu vasat zemin açısından mı soruyorsunuz bunu? Evet hem o açıdan hem de e, kendimize hitap eden ayetler birebir bana hitap ediyor diye daha rahat görme açısından nasıl bir bakış açısıyla okumalı Kur'an-ı Kerim'i? Anladım. Mealini, şöyle, şöyle bir, bir kere şunu baştan kabullenmemiz lazım. Bir, Kur'an-ı Kerim'de 6236 tane ayet-i kerime var. Bu ayet-i kerimelerin her birerleri nazil olmuş olduğu toplumda karşılığı olan meselelerdir. Evet. Yani 610-632 yıllar arasında Mekke ve Medine toplumunda var ola gelen bir karşılığı vardır. Ve o karşılıklar üzerine nazil olmuştur. O karşılıklar üzerine mesajlarını o ayetleri kerim, o ayet kerimelerle vermiştir. İster imana taalluk eden meselelerde olsun. ister ahlaka taalluk eden meselelerde olsun. isterse bizim normatif değerler dediğimiz, ameli hükümler dediğimiz gündelik hayatın pratik sorunları ve onların çözümleriyle alakalı meselelerde olsun mutlaka ama mutlaka toplumsal hayatta bir karşılığı vardır. Peygamber kısaları mesela sizin aklınıza ilk gelen bir itiraz noktası olabilir. Hz. Musa'nın, Hz. İsa'nın, Lut'un vesaire Hud aleyhisselamın anlatılmasının ne alemi var diyebilirsiniz. Nasıl bir karşılığı olabilir o toplumda diyebilirsiniz. Hayır öyle değil. Hz. Musa'nın Hikayelerinin anlatıldığı, Hazreti Lut Aleyhisselamın, Nuh Aleyhisselamın hikayelerinin anlatıldığı meselelerin bile o toplumda bir karşılığı vardır ve onlar üzerinden Kur'an mesaj vermektedir <laughs> o günkü muhataplarına. Bir kere bunu baştan belirleyeceğiz. Bu, bu bir. Bu, bu burada anlaştıysak, burada anlaştıysak geleceğiz ikinci noktaya. İkinci nokta nedir? İkinci nokta sebebin üzüldür. Yani her bir ayetin evet. madem ki toplumsal hayatta bir karşılığı var, o zaman bu karşılığın arka planı nedir kardeşim? Neden bu ayet inmiştir? Neden Zeyd ve Zeynep'ten bahsetmektedir Kur'an? Neden müşrikleri öldürün demektedir? Neden yetimlere işte efendim kelale ayeti inmiştir miras konusunda? Neden neden neden? Her bir ayete bu gözlükle bakıp neden sorusunu sorabilirsiniz. Bu soruyu sorduğumuz zaman piyasada yanlış bilinen yani kamuoyunda yanlış bilinen Müslüman muhayyelesini yanlış bir şekilde yer eden mevzuya değineyim şimdi. Bu perspektiften baktığınız zaman 6236 tane ayet kerimenin 6236 tane <laughs> nüzul sebebi vardır diyemezsiniz. Zaten nüzul sebepleri çok az biliniyor. 400 500 tane ayet kerimenin nüzul sebebini bilindiğine dair bir bilgim var benim. İkincisi, ikinci bir nokta ise şu. Bazı ayet-i kerimeler bir bütün halinde inmiştir. Mesela Tevbe suresinin 1. ile 28. ayet kerimesi bir tek hadise münasebetiyle inmiştir. Tekrar söylüyorum, bir tek hadise münasebetiyle. Bakara suresinin 190 ile 196. ayet kerimesi 6 ayet kerime bir hadise münasebetiyle inmiştir. Dolayısıyla 6236 hmm. tane sebebin üzül aramanıza da gerek yok. Makta makta, matla matla ölen Arapça ifadeleri söyleyeyim. Yani küme olarak bakacaksınız. Bu ayetler bir küme bir silsile halinde indiyse bunun bir tane sebebi nüzulü vardır. Ona bakarsınız. Tebük Savaşı ile alakalı veyahut da Bedir Savaşı ile veyahut Uhud Savaşı ile alakalı 30 tane ayet-i kerime geliyor. 30 tane ayet-i ama bir tane nüzul sebebi var. Bu da 2. 3. Biz bazen o nüzul sebeplerini de bilmiyoruz. O zaman ne yapacağız? O zaman vasatül hüküm dediğimiz yani hükmün vasatına yani bağlamına sosyolojik ortama ineceğiz. Bunu ifade ederken şöyle bir piramit çizebilirim. Sebebin üzül bu piramitin, bu buzdağının yüzde onluk kısmını gösterir. Yüzde doksan ise hı hı. o halde cereyan etmiş olduğu bir toplumdur. Mesela işte tebenni konusu, evlatlık edinme konusu veyahut da Zeyd bin Harise'ye Zeyd bin Muhammed denilmeyin denil, e, denilmesin konusunu alalım. Kur'an-ı Kerim'de Asab suresindeki o ayet-i alalım. Neden? Neden? Çünkü o toplumda efendim işte evlatlık edinilen insanlara ifa, insanları ifade ederken identify yaparken efendim kendi babası biyolojik babasıyla değil de kim evlatlık edindiyse onun ismiyle zikrediliyor. Zeyd bin Muhammed bundan dolayı deniliyor. Bu bilgiyi bilmez iseniz şayet o vasatül hükmü bulmazsanız o zaman neden Kur'an-ı Kerim işte o tebenni konusunda böyle dedi? Neden <laughs> efendim ee, insanların bir tane babası vardır anlamına gelebilecek olan bir beyanla geldi bunu anlamakta zorlanırsınız. Şimdi evet. ayet-i özgün, orijinal, indiği toplumda ne anlam ifade ettiklerini anlamamız için işte bizim bu bakış açısına sahip olmamız şarttır. Bu bakış açısına sahip olmak nasıl mümkün olacak? Bir lafızı bilmek de mümkün olacak. Neden? Çünkü lafız manayı taşıyor. Lafı bir kenara bırakırsan hiçbir anlam ifade etmez. Mananın taşıyıcısı olarak bir, lafız çok önemli. İki, lafzın taşımış olduğu mana çok önemli. Bu da iki. Şimdi sorunuz, sizin sorunuza net cevap olan kısma geliyorum. Üçüncüsü, hı. eğer bu mananın bir, bir, bu mana bir hüküm ifade ediyorsa, hüküm bildiriyorsa doğrudur, yanlıştır, yapın, yapmayın gibi bir şey söylüyorsa o zaman hükmü çok önemli. Dört, maksadı çok önemli. Buradaki gaye nedir? Allah'ın bu ayet-i kerimeyi göndermesinden ki maksadı nedir? Yani maksadı ilahi dediğimiz şey. Ve bir de maslahatün nez, insanların maslahatı nedir? Dolayısıyla bir de maksat çok önemli. Etti mi dört? Beşincisi sebebin Söyledim biraz önce. Altıncısı vasatül hüküm. Bir de vasatül hüküm var. Yani işte o bağlam var. O sosyolojik ortam var. Onu bileceksiniz. İşte bu altı tane şeyi nazarı itibara bir bütün olarak nazarı itibar aldıktan sonra günümüze geleceğiz. Yani bana geleceğiz. Kur'an'dan 1443 yıl sonra Amerika'da yaşayan Müslüman olan Ahmet Kurucan'a ya da işte Teksas'ta yaşayan Zeynep Hanım'a bu ayet kelime ne mesaj veriyor diye bir de bu bakın bir de bu bu kapsamda bakacağız. Şimdi bu yedinci aşama yani mesaj Kur'an'ın nüzulünden sonra yaşayan Müslümanlara Kur'an ayetleri ne türlü mesajlar veriyor mevzunu anlamamız için ilk önce bu altı kademeyi aşaraktan ayetin asli, orijinal, özgün manasını bilmek zorundayız. Bunu bilmeden, bunu nazara itibar almadan sadece ayet-i kerimeyi çeker, ayet-i kerime içerisindeki bir tek cümleyi çeker, ondan sonra bunun üzerinden Allah böyle diyor derseniz bence... Kur'an yeni bir Kur'an üretirsiniz, Allah'ın maksadı olmayan şeyleri Kur'an'a söyletir hale gelirsiniz. Hı hı. Peki e, siz her zaman uyarıyorsunuz metin merkezli okumalarda her zaman tehlike vardır. E, hitap evet. ve kitap arasındaki denge'nin iyi kurulması gerekiyor diyorsunuz. E, i̇şte dinini bu... değiştirme öldürün hadisi şerifi var. Bu hadisi okurken e, az önce söylediğiniz gibi kime söylenmiş, neden söylenmiş buna bakılması gerekiyor. Fakat e, müşrikler için söz konusu bu ayet diyelim. Mürtedin öldürülmesi, münafık insanların yetişmesine evet. de hazırlamaz olur. mı aynı zamanda? Bir nasıl okerime değil ya? Bu hadisi e, şerifi. Yerim. Ha, şerif. Şimdi önce onu evet. belirleyelim. Bir iki, i̇ki soru bir sormuş olur. oldum. Bu hadisi nasıl okuyacağız? Hem de e, din değiştireni öldürülmesi noktasında e, bir orada e, mücadele yaşanıyor. Dolayısıyla insanların, münafık insanların yetişmesinde zemin hazırlamaz mı bu durum? İki soru sormuş Tabii oldu. ki. Buyurun hocam. Genel manada baktığınız zaman zaten eğer biz irtidat derken şu anda şu anda bugünü konuşuyoruz anladığım kadarıyla. Şu anda evet. eğer biz irtidat derken temel insan hakları ve özgürlükleri kapsamında onun alt bir birimi olan din ve vicdan hürriyeti kapsamında din değiştirmeyi konuşuyor ise şayet Kur'an-ı Kerim'de efendim ve hadis-i şeriflerde insanların serbest bir biçimde hiçbir baskı altında kalmaksızın dinlerini belirleyebileceğine dair o kadar çok ayet kerime var ki hem de bağlamları da bunu ifade eden ayet kerimeler var ki. Yani şöyle la ikraha fid din mesela dinde zorlama yoktur. Eğer Allah muradıysaydı bütün insanları bir tek ümmet yapardı. İnsanları sen mi zorlayacaksın? Yani Müslüman olmaya karşı sen mi zorlayacaksın? Ve kıyamet gibi birçok ayet-i kerime söyleyebilirsiniz burada. Burada neyi görüyorsunuz? Alabildiğine özgür, hiçbir baskı altında kalmaksızın insanların dini tercihlerini yapmasını görürsünüz. Doğru mu? Bir kere burada paylaşalım. Eğer siz tutup, eğer tutup bu ayet-i kerimeler, bu genel ilkeler, din özgürlüğünü insana veren bu ayetleri Allah'ın beyanlarına rağmen dini değiştireni öldürür derseniz burada bir problem var demektir. Burada bir çelişki var demektir. Bir tarafta bu ayet kerime ve bu ayet kerimelerin sebebin üzülleri sebebin üzülleri açısından bakıp çok farklı şeyler söyleyebilirsiniz. Öbür tarafta din değiştireni öldürün. Bu resmen Kur'an'la hadis-i şerifin birbirine çatışması demektir. Bu resmen vere çift standart demek. Yani başka bir dinden insanlar Müslümanlığa geldiği zaman alkışlayacaksınız ama Müslümanlıktan çıktıktan sonra doğru öldüreceksiniz. Böyle bir şey dini olamaz. Bu çifte standardın ta kendisidir. Bu Bunu bir kere kabullenmemiz gerekir. Mesela ben size söz uzayacak bilmiyorum yetiştiremeyeceğiz herhalde bana e, çünkü 40 dakika oldu. E, evet, Mesela şey Hı -hı. E, işte bu la ikraha fiddin ayeti kerimesine bakın. La ikraha fiddin ayet-i kerimesi neden nazil olmuş? Medine'de daha önceden Müslüman Müslümanlık yok iken kendileri bir dine, dini inanca sahip olsun diye Yahudilerin yanına verilen çocuklar var. Daha sonra Müslüman olduktan sonra, Müslümanlık geldikten sonra, hele hele Efendimiz Aleyhisselam Medine'ye geldikten sonra, işte Beni Kaynuka, iki tane rivayet var. Birisi Beni Kaynuka'nın Medine'den sürgün edilmesiyle alakalı ya da onların Medine'yi terk etmesiyle birlikte Onların yanında kalan Yahudi olan çocuklar ayrılmak istiyor. Anne babalar artık Müslüman olmuş. Anne babalar itirazda bulunuyor. Hayır gidemezsiniz diye. Veyahut hmm. da iki tane bir işte Müslümanmış, Hristiyan olmuş iki tane insandan bahsediyor. Onun için ayet-i kerimenin nazil olduğunu Ben kitapta bunu çok detaylı bir şekilde ele aldım. Anlattım. Hmm. Yani Müslüman olan anne babalar, daha önceden böyle bir dini inanca sahip bir dini inanca sahip olsun diye gönderdikleri çocuklarının Müslümanlık geldikten sonra Müslüman olmasını istiyorlar ve baskıda bulunuyorlar. Onlar da olmayacağız diyorlar. Biz şu anda şu anda inanmış olduğumuz dini kabulleneceğiz. İşte bunun üzerine iniyor ayet-i kerime. Yani dinde zorlama yoktur ayet-i kerimesi. Müslüman olmamış insanları Müslümanlığa zorlayın diyen insanlara yönelik değil. Başka bir dine inanmış Hayır illa Müslüman olacaksın diye zorlayan anne babalara, Müslüman anne babalara yönelik inmiştir. Femen şe'efel yukmin kev suresinde ve men şe'efel yukmur dinleyen iman etsin, dileyen inkar etsin, nankörlükte bulunsun, küfresin ayet-i kerimesi aslında din özgürlüğünün zirvesidir. Ve Allah inanan bir insan gözüyle bakın lütfen bu ayet-i kerimeye Allah kendi yaratmış olduğu insana kendisine inanmama hürriyeti vermektedir burada. Bu Ve hürriyeti hiç kimse... Şey Böyle dinleriz. Dolayısıyla o, o hürriyeti o insanın elinden alınması sureti katiyede doğru değildir. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Pekala madem genel çerçeve bu ise temel özgürlükler kapsamı içerisinde din seçiminde temel çerçeve bu ise pekala men beddele dinehu işte faktuluhu dinini değiştiren insanı öldürün hadisine nasıl bakacaksınız? Nasıl değerlendireceksiniz? Aynı şeyler biraz önce söyledim. lafız lafzın taşımış olduğu mana sebebi vurut diyeyim buradan. Yani bu bu hadisin söylenmesine gerekçe teşkil eden noktalar hepsine bir bütün olarak bakacağız. Arkasından maksadı yakalayacağız, Arkasından onu anlamaya ama o günkü şartlar içerisinde anlamaya ve anlamlandırmaya çalışacağız. Böyle bakınca Zeynep Hanım karşımıza ne çıkıyor? Bir kere bu şerif İbn Abbas'ın kölesi olan İkrimeden rivayet ediliyor ve tek ravi odur. Başka bir ravi yoktur. Ve birçok hadisçi tek ravili olduğu için bu rivayeti artık hadis demeyeyim isterseniz hadis rivayetini diyelim bu rivayeti kendi hadis kitaplarına almamıştır. Hadis kitaplarına Hı -hı. almamanın bir başka sebebi ise ikremenin daha sonraki dönemlerde harici bir zihniyete bir inanca sahip olmasıdır. Bu bir. iki. bunu verev ki bir hadis bile deseniz hadis bile deseniz yani sahih bir hadis bile deseniz men irtet de değil de men beddele demesi oldukça önemlidir. Yani beddele yer değiştirme, mekan değiştirme demektir. Bu da karşınıza neyi çıkartıyor? Bu da karşınıza şunu çıkartıyor. Demek ki mekan değiştirme yoksa din özgürlüğü kapsamında kiliseden eve, şey camiden eve, kiliseden eve değil, aksine siyasi bir tavır alışı gösteriyor. Karşı tarafa geçişi ve Müslümanlara karşı Müslümanlara karşı bir e, savaşan güç olmayı, muharip bir güç olmasını gösteriyor. Ve nitekim rivayetlerde veyahut da tarih içerisindeki uygulamalarda aynen böyledir. Yani mücerret manada bir din değiştirmeden bahsetmiyoruz. Hirabeden, bayiden, hukuki veyahut da siyasi bir suçtan bahsediyoruz. Onu Onu değerlendirmek lazım bu meselede. Yoksa... Kur'an'ın hadislerin Kur'an-ı Kerim'le Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın genel ilkeleriyle çatışması hatta kendisiyle çatışması düşünülemez. Çünkü kendisi de efendim hiçbir şekilde insanları dine girmesi için zorlamada bulunmamış güç hem e, en yüksek zirvesinde kendisinin elinde olduğu dönemlerde bile bırakın Mekke'deki dönemini Medine'de devlet başkanı olduğu dönemde ya da işte bir toplum lideri olduğu dönemlerde bile hiç kimseyi dine girmek için zorlamamış gelmiş ben Müslüman olmayacağım demiş işte Süveyd bin Harisi aslında ben olduydum vazgeçem Allah Resulü bir şey dememiş. Osman bin Abdullah ben Müslümandım biatımı geri alacağım artık ben Müslüman olmayacağım demiş Allah Resulü herhangi bir cezai yaptırım uygulamamıştır. Yani din değiştiren bir insan Müslümanlara karşı muharip bir güç değilse ve içinde suç unsuru taşıyan bir eylem yapmıyorsa bu ölümün veyahut da cezai yaptırımın konusu değildir bu eylem. Evet. Peki e, nikahı düşer mi ve malların müsaade edilir mi e, sorusunun cevabı da var kitapta ve kitabın arka kapağında yer alan bir soru. Hemen e, diğer sorulara geçmeden bunun da cevabını almış olalım sizden. Peygamber Efendimiz zamanında böyle e, din farklılığı davranıyor. din farklılığı bir evlenme engeli teşkil ediyor. Yani. Hı. Nikahın dini bir akit olarak değerlendiriyorsunuz. Gayrimüslimler Müslümanlara karşı bir düşman ve siz evet. irtidad ettiğiniz anda başka bir dine geçtiğiniz anda bu din farklılığı efendim aile yuvasının devamına engel olarak değerlendiriyor o dönemde ister istemez bunun tabii bir sonucudur. Bu anlayışın bu zihniyetin tabii bir sonucudur. Şu bahsetmiş olduğunuz hükümler o dönemler içerisinde. Peki yavaş yavaş şimdi Osmanlı dönemine doğru gelelim isterseniz hocam. Ee, kısaca cevaplarsanız ben daha çok soru sorma fırsatı bulmuş olurum <laughs> inşallah. Ama Osmanlı döneminde oluyorsa, uzun oluyorsa, izlenmiyorsa isterseniz kapatabiliriz. Bir başka zaman, bir başka şey yapabiliriz. Yani başka bir, ikinci bir Kur'an'da yapabiliriz. Da... Ben hiç, hiç ee, bütünlüğü bozmayalım. Ee, Osmanlı dönemine gelelim. Şimdi din değiştiren insanlara Osmanlı döneminde ölüm cezasının verildiğini görüyoruz. Hatta e, farklı cezalar verildiğini de görüyoruz gayrimüslimlerin yani. kendi dinlerini rahatça yaşadığı bir imparatorluk olarak anlatılır Osmanlı Devleti tarih kitaplarında ama bu uygulamaya baktığımızda farklı bir Osmanlı çıkıyor karşımıza. Neden? İrtidat mevzunu yine Osmanlı'da siyasi olarak mı değerlendirilmiş sürekli? Evet. Tabii ki Şimdi Osmanlı'ya gelinceye kadar bir kere arada bir 12-13 asırın geçtiğini düşüneceksiniz. İki, benim söylemediğim ama söylemeye çalıştığım bir husus var eee 2. 3. asırdan sonra belki dördüncü asırdan sonra erken dönemlerde sadece siyasi irtidada verilen o cezalar yani aktif pas, aktif irtidada verilen o cezalar ilerleyen dönemlerde fiili durumdan hareketle din değiştiren yani pasif irtidatta bulunan, itikadi irtidatta bulunan insanları da geçerli kılınmıştır. Yani din değiştirmede mücerret manada bir suç olarak değerlendirilmiş ve fıkıh kitaplarında verilen o hükümlerin içerisine sokulmuştur bu. Haşiyelerle, şerhlerle veyahut da öyle yorumlanmıştır müftiler tarafından, kadılar tarafından. Neden? Çünkü fiili durum onu gerektiriyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Fiili durum onu gerektirince ister istemez Osmanlılar'da bu mevzuyu fıkıh kitaplarında var ola gelen ve din özgürlüğü kapsamındaki irtidadı da neye bağlıyor neyle irtibatlandırıyor? Mücerret manada din değiştirmenin yani aktif pasif irtidadın itikadi irtidadında cezai yaptırımı konu olacağını düşünüyor ve buna bir de şer'i ceza muamelesi görüyor. Yani bu şer'i hukuktur kapsamı içerisinde değerlendiriyor. Hani örfi hukuk vardır ya emri padişahı, yasalgı sultani falan dediğimiz emri padişahı, yasalgı sultani kapsamı içerisinde değerlendirmiyor ve mutlaka cezai yaptırıma tabi olmalıdır diyor. Cezai yaptırıma tabi olacaksa işte fıkıh kitaplarındaki hükümler o zaman. Madem bunlara şer'i hükümler diyorsunuz. Niye o zaman mücerret olarak din değiştiren dün efendim kilise ev cami den evine, bugün kilise den evine gelip de insana ölüm cezası vermiyorsunuz da hapis cezası veriyorsunuz. Ne de neden sürgün cezası veriyorsunuz. Neden kürek cezası yapıyorsunuz? Kürek mahkûmi cezası yapıyor veriyorsunuz? Niçin ölüm cezası vermiyorsunuz? Çünkü buralarda işte biraz biraz kafaları karışıyor. Çünkü diyorlar ki ya bir dakika bu insan bizim toplumumuz içerisinde zaten çok milletli bir yaklaşıma sahibiz. Çok dinli, farklı kültürden insanlarla biz bir anayasa çerçevesi içerisinde bir sosyal kontrak içerisinde birlikte yaşıyoruz. Bu olmamalı diyorlar. Ama belli taraftan da e işte fiili olarak irtidad eden insanlar, başka bir dine geçen insanlar, Müslümanlara karşı savaş açan bir pozisyona girince mutlaka cezalandırmalı diyorlar. Bir gelgitler yaşanıyor. Ve bu gelgitlerin kaynağını şeyini de neticesini de işte söylemiş olma söylemeye çalıştım. Bu farklı cezai şekillerde görüyoruz. Ta ne zamana kadar devam ediyor bu? Ne zamana kadar? Ta işte 1. Abdülaziz dönemine kadar devam ediyor. Avrupalılar e, çok ciddi baskılarda bulunuyor ve diyorlar ki aslında şeriye sicillerine baktığınız zaman irtidat cezasına ölümün ölüm e, özür dilerim irtidat suçuna ölüm cezasının verildiği çok az vaka vardır Osmanlı tarihinde bakın kadı, kadı sicillerine şeriye sicillerine bakın kadı defterlerini okuyun hüküm defterlerini okuyun çok az vaka vardır ben kitabımda bunların hepsini detaylı olarak ifade ettim e, hı hı. çünkü bu karışıklık ama Avrupalılar özellikle tanzimattan sonra bastırınca veya da tanzimat öncesinde Osmanlı toprakları içerisinde bulunan insanların dinlerini değiştirmesine böyle bir ceza verilmesinin kabul edilemez bulduğu için önce İngilizler, arkasından Fransızlar, Osmanlı şeyleriyle, büyük bayağı yoğun temaslarda bulunuyorlar. Ve en sonunda vardıkları nokta şu oluyor. Yanlış hatırımda kalmadıysa 1844 yılında tamam diyorlar <laughs> Osmanlı vermeyelim ama biz ölüm cezası veyahut da herhangi bir ceza vermeyelim ama biz bunu ikrar ettiğimiz zaman, bunu ilan ettiğimiz zaman padişahımız artık bizim padişahımız olamaz diyorlar. Neden? Çünkü medresenin itirazı var. Neden? Çünkü mahkemelerin itirazı var. Neden? Çünkü halkın itirazı var. Yerleşmiş o düşünce. O anlayış yerleşmiş. Ve cezasızlıkla, cezayı ertelemekle anlaşıyorlar. Ta ki 1844'e kadar 1844'te Avrupalılar daha çok bastırıyor. Özel İngiltere ve Fransa bu sefer diyorlar ki tamam irtidat cezasına herhangi şey irtidat suçuna herhangi bir ceza yaptırım uygulanamaz diye bir e, fermanname çıkartıyorlar. Ve Abdülaziz bunu imzalıyor. E, ama yürürlüğe girişi 1855 yılı. Yanlış hatırlamada kalmaz. Diye, 1855 yılında yürürlüğe giriyor ve Osmanlı evet. irtidada yani din değiştirmeye Özgürlük temel özgürlük kapsamı içerisinde olan din değiştirmeye cezai yaptırım uygulanamaz diye fermanname yayınlıyor, kanunname yayınlıyor. Halbuki daha önceden bizim padişahımız olamaz. Bu efendimiz şer'i bir cezadır. Efendim bu örfi hukuk hukukçerse değerlendiremez diyorlardı. Fakat kamuoyu baskısı, değişen şartlar o insanları da o noktaya getiriyor Osmanlı'yla. Peki günümüze gelecek olursak İslam ülkelerinde din değiştirmeye hala ölüm cezaları veriliyor mu? Ee, ve evet. ve tabii öyle yanlış hatırımda kalmadıysa 32 tane İslam ülkesinde 70 küsür tane ülkede din değiştirme şey 70 71 tane ülkenin 32'sinin anayasalarında devletin dini İslam'dır diye var. Hı hı. Ee, toplamda 57 tane İslam ülkesinin yarısından fazlasında da yani 25-26 tane ülkede de e, din değiştirmeye cezai yaptırım uygulanıyor. Bu cezai yaptırım aynı o fıkıh kitaplarında var olan firabe suçu, bağış suçu gibi hıyaneti vataniye gibi değerlendiriliyor, kabul ediliyor. Hapis cezasından efendim ölüm cezasına kadar farklı seviyelerde ceza veriliyor şu anda. Peki insan hakları sözleşmeleri, işte İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler vesaire hepsi insani hakları savunmak için çalışmalar Yapıyorlar ve günümüzde hala bu cezaların devam ediyor olması, İslam Müslümanların elinde bu yanlış uygulamayla zulüm çekmiş olmuyor mu? Olmuyor mu? Ne kadar devam eder? Sizce bu? Bu düşüncelerin değişmesi, ondan sonra yerleşmiş olan kültürün, örf ve adetin, anlayışların, zihniyetin, metodolojinin değişmesiyle doğru orantılı ve bunların böyle sabahtan akşama olabileceğini ben şahsen düşünmüyorum. Aydın çok kesimler, tam, elit hı. kesimler, evet aydın kesimler, elit kesimler meseleye böyle ister kitabi olarak isterse çok geniş bir perspektiften bakarak, bakıp değerlendirerek dünya konjonktüre ekseninde derler ki hayır böyle olmamalıdır, böyle olmalıdır, zaten ayet böyle diyor, zaten hadis şöyle diyor, işte bu konuda yazmış kıyamet gibi kitap var, bu ayetin yorumu, bu hadislerin yorumu, bu tarihi uygulamalar bunu gösteriyor, öyleyse deyip diyebilirler ama fakat bu toplumun yüzde onunun yüzde beşinin e, demiş olduğu o şey isterse hukuki düzlemde ister siyasi düzlemde ister dini düzlemde insanların söylemiş olduğu bu şeyin tabana yansıması kanunlara yansıması uygulama yansımasını ben uzun zaman alacağı kanatındayım. Evet sosyal medyaya zaman zaman düşüyor böyle görüntüler maalesef siz de görmüşsünüzdür. Gerçekten maalesef. çok cansız görüntüler oluyor bu görüntüler. İnşallah. İşin... Ee, Uzun zaman dediniz ama inşallah kısa e, zamanda çözülme kavuşur diyelim. Şimdi bir de ironik Son. tarafı var. İro <laughs> evet bir de işin hmm. ironik tarafı var. Ironik tarafı sizin biraz önce bahsetmiş olduğunuz İsterseniz Birleşmiş Milletler Temel İnsan Hakları bildirgesi. İsterseniz e, <laughs> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine imza atmış olmaları yani iç hukukun vermiş oldukları Anayasa Mahkemesi dahil vermiş oldukları kararlar eğer Onlara giderse, Avrupa insan haklarına giderse, onların hükümleri geçerlidir diye kısmen egemenlik devri bile sayılabilecek bu anlaşmayı imza atan İslam ülkelerinin belki e, birçoğu öyle diyeyim artık ben say sayısal olarak bilmiyorum bu konuda herhangi bir çalışma yok imza atmış olanlara rağmen bu hükümleri yani orada var olan temel insan hakları ve özgürlüklerini hemen onun bir alt maddesi olan din ve vicdan hürriyeti ve onlara ceza verilemez vesaire konularını hatta kendi anayasalarına var olanlara rağmen uygulamıyorlar. İşin ironik tarafı da burası. Ama bir taraftan da İslam ülkelerinde bulunan insanlar akın akın özgür ülkelere doğru göç ediyor. E, bu da bu işin bir yerlerde yanlış olduğunun en açık göstergesi aynen, olarak aynen düşünüyorum. Aynen. Katılıyor. Peki hocam son, son sorumuz olsun bu. Sizin ifadelerinizle sormak istiyorum bu soruyu. Acilen diyorsunuz dini bilgide update yani yenileme yapmamız lazım. Çok geç kaldık. Yeni nesillere hukuk tarihinin konusu olan bilgileri din diye öğretmeye hatta bundan da öte din budur demeye kalkıyoruz. Böyle olunca da onlar din buysa ben yokum. Diyor. diyor ve e, kendilerini tatmin için ya başka dinlere yöneliyorlar ya deist, ya agnostik ya ateist ya da nihilist oluyorlar diyorsunuz. Nasıl bir update'den bahsediyorsunuz ve bu konuda e, herhangi bir çalışmanız fikriniz ya da bir girişiminiz var mı? Şu yapmış olduğum çalışmalar gerek irtidat kitabı gerek daha önce yazmış olduğum müşrikleri nerede bulursanız öldürün ayetleriyle alakalı yazdığım kitaplar hepsi içinde bu update'i e, beraberinde getiriyor. Yani bu farkındalığı Halka yansıtmaya evet. yönelik çalışmalar diye düşünüyorum. TR 24'te işte sizin de okuduğunuz yazılarda, yazılarla da ben onu yapmaya çalışıyorum, gayret gayret ediyorum. Ne kadar başarılı Hı. olurum bilemem. Ee, şunu söyleyeyim, dinde bir yenilikten bahsetmiyoruz. Dini bilgide yenilikten bahsediyoruz. Anlatabildim mi? Yani dinde yenilikle dini bilgide yeniliği birbirine karıştırmamak lazım. Şimdi bu karıştırma tarih boyunca devam etmiş zaten. Bunun yani geleneğin dinleşmesi, örfün dinleşmesi diyebileceğimiz bir çerçeve içerisine girmiş. Halbuki temel değerlere baktığınız zaman, temel uygulamalara baktığınız zaman bizim fuka bunları zaten çok net bir şekilde ortaya koymuş. Usulü fıkhın ortaya koymuş olduğu hüküm isimbat metotları zaten bunları gösteriyor. Ne demiş? Efendim bir <laughs> din, dini değerler bir iman, itikat ve ibadet kapsamı içerisinde değerlendirilir. Buna ait hükümler vardır. Bunlar değişmez ve değiştirilemez. İkincisi evet. ahlaki hükümler. Bunlar değişmez ve değiştirilemez. Bir de normatif değerler dediğimiz sosyal hayatı, siyasal hayatı, kültürel hayatı, ekonomik hayatı bağlayan veyahut da onlara yönelik değerler vardır. İşte orada ezmanın ile ahkamın tagayyürü imkar olunamaz demişler. Yani zamanın, şartların, öfkün, örfün, arka plan şartlarının değişmesiyle bu hükümler de tabii ki değişir demişler. Hatta bununla alakalı olarak taabbudi, talili demişler. Amaç hükümler, araç hükümler demişler. Maksat, vesile demiş. Üst değer, alt değer demiş. Semiyat, akliyat demiş. Yani o kadar ayrımlar yapmışlar, o kadar ayrımlar yapmışlar ki biz bu ayrımları iç içe maalesef ve maalesef e tam anlamıyla değerlendirip e, oturması gerekli olan zemine oturtamadığımızdan dolayı din ile Müslümanların tarihsel tecrübesi birbirine karıştırır hale gelmişizdir. Bence dünü anlamak farklıdır tabaşa deneyim. Bugün ne yapılacağını belirlemek farklıdır. Yapılacak olan şey dinin efendim imani, itikadi ve ahlaki değerlerinde değil ama sosyal hayatı düzenleyen genel manada değerleri, ilkeleri, şeyleri değil, e, hükümleri hükümleri açısındansa yeniden bir e, nasıl ifade e, bir ıslaha bir tecdide tekrire değil bir tecdide bir ıslaha bir ihya'ya gitme mevcut şartlara nazar itibarı ama alaraktan şarttır ve elzemdir aksi takdirde bu karışıklık devam eder gider. Çok teşekkür ederiz hocam. Yayınımıza teşekkür katıldığınız teşekkür için, sorularımızı cevapladığınız için. Çok teşekkür ederim. Bu Sen en iyi son iyi. sorunuza Teorik anlamda bir cevap verdim. Teorik anlamda bunun spesifik örnekleri üzerinden durmak lazım belki. Belki o zaman daha net olur ama sadece son soru işte 45-50 dakika oldu. Ondan dolayı çok kısa kestirmeden genel manada bir şey söylemeye çalıştım. I'm so sorry. Eyvallah. İnşallah başka bir programda geniş geniş anlatırsınız. Yes. Ve sizi dinleriz. Sağ olasınız. Ben teşekkür ederim. Allah kolaylık versin sağ olun hocam. Sevgili izleyenler, din özgürlüğü kapsamında İrtidat kitabını konuştuk. Doktor Ahmet Kurucan bizimle birlikteydi. Tekrar birlikte olunca yad hoşçakalın.